Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, eğitimde en önemli özelliklerden birisi de öğrenirken yüksek sesle okumak. Uygun şartlarda tabii ki gereken bir metot. Çünkü okumamızı düzeltir de ve aynı zamanda güzel konuşmamızı da sağlamış oluruz. Diğer bir önemli metot ise okuduğumuzu anlamak. Öğrendiklerimizi arkadaşlarımızla müzakere etmek. Onlara anlatmak. Evet. Konuyu kendimize mal etmenin en kolay yollarından biridir bu. Anlatan olayı daha iyi kavrar. Konu böylece daha iyi öğrenilmiş olacaktır. Anlatmak ve öğretmek, öğretilecek şeylerin değeri ölçüsünde kıymet kazanır. İnsan o ölçüde gayrete gelir. Öğretmenlik başlı başına bir meslek olmasına rağmen, herkes yer ve zamana göre bu sıfatı üstlenebilir. Aslında ömrümüz boyunca öğrencilikten kurtulamadığımız gibi, aynı zamanda öğretici de olmak durumundayız. Nitekim ilk öğretici Allahu Teala ki Hazreti Adem Aleyhisselam'a eşyanın ilmini öğretmiştir. Peygamber Efendimiz de ben öğretici olarak gönderildim buyurmaktadır. Evet, kıymetli kardeşlerim, eğitim ve öğretimde bu noktalara dikkat ettiğimiz ölçüde başarılı oluruz. Anlayarak okumak, yüksek sesle okumak, arkadaşlarımızla mütalaa etmek ve neler okumalıyız? Okumak kadar okuyacağımız şeyleri tespit etmek de önemlidir. Okuduğumuz kitaplar bize neler kazandırıyor? Bilgimize yeni bilgiler ekliyor mu? Evet. Davranışlarımızda iyiye yönelme sağlayabiliyor mu? İçimizde huzur, İşimizde şevk uyandırıyor mu? Evet. Bunlar önemli noktalar. Yani oku ama ne yok. Yani her önümüze gelen kitabı da okumanın bir mantığı yok. Bize faydası olacak. Bizi aydınlatacak, ufkumuzu geliştirecek kitaplar olması önem arz etmektedir kardeşlerim. Eğer okuduğumuz kitap, iyi ki bu kitabı okudum, okumasaydım, büyük eksiklik olurdu dedirtebiliyorsa, gerçekten faydalı bir kitaptır. Evet. Okuduğumuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir. Evet. Dolayısıyla kardeşlerim, okumak, ama neyi okumak? Başta kardeşlerim, bir insan, bir Müslüman okulda tabii ki dersleri okuduğu okuyor. Bu derslerin ek olarak besleyen, bu derslere katkı sağlayacak alanlarıyla ilgili bilgileri tabii ki okuyacak. Ama kardeşlerim, bir genç, bir Müslüman temel itikat esasları olarak, temel dünya görüşü olarak, temel dünya hayatında kendisini nelerin beklediğini, hangi zorlukları nasıl aşabileceğinin hesabı içerisinde olarak sağlam bir inanç temeli üzerinde olan bir kitabı okuması gerekiyor. Bu da tabii hemen aklımıza ne geliyor? Kur'an-ı Kerim geliyor. Hayat-ı Sahabe geliyor. Dolayısıyla bunları mutlaka bir Kur'an-ı Kerim'in bir tefsirini bütün baştan sona kadar roman gibi okumamıza gerek yok. Günlük bir ayet. Bir genç 14-15 yaşında bir genç günde iki ayet okusa, onun tefsirini okusa 10 yıl sonra bu insanı okyanuslara atsanız yüzlere kıyıya gelir. Okyanuslarda bile boğulmaz.
sapasağlam bir inanca, sapasağlam bir kimliğe sahip olur. Bu bakımdan okuyacağımız kitaplarında bilinmesi, anlaşılması gerekmektedir.